sizin görüşünüzü kabul etmiyor, başka bir görüş, tamam. Allah'ın ayeti orada duruyor, siz öyle anlayın, o da öyle anlasın. Yolumuza devam edelim, kardeşçe devam edelim. Ve bu çok sesliliği, sivil ve mütevazi dili korumamız gerekiyor din alanında. Yani Allah'ın dediğiyle alanında sivil ve mütevazi dili korumamız. Ne demek? Yani çok hoşuma gitti ondan sonra. Yani Allah'ın dediğini Allah'ın kitabı olarak bilip kendi dediklerimizi Allah'ın dediğine katmayalım. Yani Allah'ın soracağı soruyu da sormayalım. Allah'ın çekeceği hesabı da hesaba da insanları çekmeyelim. Yani biz sivil olarak biz böyle düşünüyoruz, böyle anlıyoruz. Bir başka alim böyle anladı ama ben böyle. Ebu Hanife'nin metodudur bu. Evet, evet. Ben böyle anlıyorum. Başkası da başka türlü anlayabilir. Ben kendi görüşümün daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Başka türlü de düşünülebilir diyerek hem kapıyı açık bırakmak hem İslam kardeşliğine zarar vermemek gerekiyor. İşte ben bu öfkeli oluşu da biraz şeye bağlıyorum. Yani görüşlerimizin artık dış dünyada fazla karşılığı kalmadı. Tarihten arkeoloji yapıyoruz. Yani eski kitaplardaki bilgileri aktarıyoruz. Konuştuklarımızın bir karşılığı kalmadı. Yani şu büyük yaşta evlilik diyen insanımız varsa şayet kendi hayatında uygulasın bakayım. Uygulayabilecek mi? Veriyor mu? Vermeyecek. Öyleyse bunların anlamının kalmadığını görüyor. Bu sefer niye benim sözüm yani karşılık bulmuyor diye bir bakıma hayıflanıyor. Kendini sorgulama yerine öfkeyle veya başına bir sarık veya kuvvetli bir sakal bırakarak sözünü geçirmeye çalışıyor. Ayetullahız falan diyor, merci taklidiz diyor. Bu böyledir diyor, din böyledir diyor. Böylece sivil, mütevazi dil yerine otoriter, emredici, Allah adına buyurgan bir üslup geliştiriyoruz.